Değerli izleyiciler, bugün Tekkale Köyü'ndeyiz. Yusuf Ali'nin Tekkale Köyü. Tekkale Köyü'nün Küsara denen manzaralı meşhur yerleşim yerindeyiz. Burası aynı zamanda Tekkale Köyü'nün festival alanı. O izlediğimiz, fotoğraflarda gördüğümüz eğlencenin yapıldığı yer bu bölge. Ve gerçekten de manzarası ve doğası çok güzel. İzlediğiniz gibi her tarafı çam ormanı. Şu karşıda gördüğünüz yer Kisporet'in en üstteki yaylasına denk gelen. Arkası Kisporet'e aşılabilen dağlar var. Her taraf çam ormanı. Bu bölgede yerleşim alanı açılmış. Yine dönüyoruz geriye doğru. Yine Tekkale Köyü'nün meşhur Selant Yaylası da bu gördüğünüz vadide. Vadinin arkası da Yaylalar Köyü'ne, yani Büyük Heveg'e aşılabilen bölge. Yine dönüyoruz bu taraflarda. Her tarafı gerçekten çam ormanı ve ortada burası yeşil, çayırlık, yayla havası olan bir bölge. Yine aşağıya doğru baktığımızda da karşıda gördüğünüz dağların olduğu yerde Karadağ ve Kılıçkaya, yani hepimizin bir eski ismiyle bildiği Ersis'in olduğu bölge. Burası dinlenmek için, daha doğrusu da festival zamanı gelip de seyretmek için ideal bir yer. Zamanınız olursa siz de gelin seyredin diyorum. Burası da eski ismiyle Dört Kilise olan, şimdiki ismi Tekkale olan köyün o meşhur Selant Yaylası'na giden yol üzerinde bulunan Veli'nin Kumgarı. Bu su bölgede oldukça meşhur olan bir su. Ayrıyeten buz gibi de bir su, yaz kış buz gibi bir su. Görüyorsunuz ilginç bir şekilde köknar ağaçlarının içerisinden fazla da yükseltisi olmayan bir yerden çıkıyor ve akıyor. Sürekli de kesilmeden akıyor. O meşhur sudan ben de sizin yerinize bir içeyim. Mis. Tekkale Köyü'nün eski ismi Dört Kilise. Köye ismini veren yerde işte bu arkamda gördüğünüz tarihi kilise. Kilise burada, kilise bir ana bina ve yanında da ayrıyeten bir burada, bir arkasında, bir de yine arka tarafında üç ayrı bölmeden oluşan sistematik bir yapı. Birbirine içeriden bağlantıları var. Merdivenlerine geçişleri var. Bundan dolayı da zaten buradan dolayı da şimdiki Tekkale Köyü daha önce Dört Kilise ismini buradan almış. Dört Kilise, yani Tekkale'ye gelip de burasını görmeden gitmek olmaz. Çünkü tarihi bir özelliği var. Yusuf Ali'nin tarihi eseri olan yerlerden, çok az olan yerlerden birisi de burası. Burası Bagratlılar, yani Gürcü Krallığı döneminde 9. yüzyılda yapılmış ve büyük ihtimal da papaz öğrencisi veya dini öğrencileri yetiştirmek için kullanılan bir yer. Biz buraya bugün akşamüstü geldik ama siz gelirseniz gündüz gün ışığında gelip içerisini de gezmenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim.